Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Ve huzurlarınızda Beyaz TV Futbol, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'un ünlü spor yorumcusu Sinan Engin alkışlarla. Serbest. Sonra ben de size soracağım ama. Aynen öyle. Var mı mikrofon yoksa? Soru var mı? Geliyor mu yoksa? Kalk bakalım ayağa delikanlı. He. Öncelikle hoş geldiniz. Üniversitedeyiz şu anda. İşte herkes eleştiri yapabilecek bir ortamdayız. Evet. Herkesin eleştiri kabul edebileceğini düşünüyorum. Biz bir yazı hazırladık size Lefke Avrupa Üniversitesi Çarşı Kulübü olarak. Onu okumak istiyorum. Son zamanlarda yapmış olduğunuz heykel konulu açıklamalarınız sizin Beşiktaşlı duruşunuza gölge düşürmüş olup bizi de Lefke Avrupa Üniversitesi Çarşı Kulübü olarak derinden üzmüştür. Hiçbir isim Beşiktaş Kulübü'nden üstün değildir. Bu sene Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil eden, göğsümüzü kabartan, şanlı Beşiktaş'ımızı yapılan açıklamalarla kimse gölgede bırakamaz. Bizler saygı çerçevesinde sizden özür bekliyoruz. Kimse unutmasın ki Beşiktaş parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübüdür. Tam başını anlamadım. Hangi açıklamayı dedin? Heykel açıklamanız. Heykel hangi heykel? Fatih Terim'in heykeli yapılacak. O Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu. Sizin gibi Beşiktaş'ta yakışmıyor bize. Hayır, bak şimdi. Öyle değil. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey arıyorsunuz. Bu ülkede 80 milyon insan var. Otur. 80 milyon insan var bu ülkede. Bölersek 15-20 falan filan Beşiktaş'ta. Fenerli, Galatasaray'la, Trabzon'la öyle gidiyor. Biz televizyon programı yapıyoruz. Şimdi televizyon programı yaptığın zaman İstiyorlar ki, mesela bir arkadaşım var benim, dernek başkanı, Beşiktaşlı dostlar bilmem falan da çok samimi arkadaşım. Ya baba diyor, olmaz diyor, yakışmaz diyor, körü körüne diyor, haksız da olsak diyor, öyle söyleyeceksin diyor. O zaman bir dersin, iki dersin, üçüncüde öteki insanlar yani Beşiktaş'ın dışındaki insanlar, ya kardeşim bu zaten belli bunun ne söyleyeceği der, seni dinlemez. Çünkü televizyon programı yapıyoruz. O Fatih Terim'i ilgilendiren bir konu Galatasaray. Nasıl Alex'in heykeli dikilmesi lazım? Orada bir program yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada şu bekleniyor hep. Ama ben mesela yolda gördüğüm zaman Fenerlisi, Galatasaray başka programlısı çok objektif konuşuyorsunuz. Çok doğru konuşuyorsunuz. Şimdi geçen akşam programda dedim ki Beşiktaş masa başında kaybetti. Hakemler dedim. Apo'da sordu bana hangi maçtı dedi. Aklıma gelmedi. Dedik. Aklıma gelmedi. Hangi maçtı söyleyin bana. Ama ondan iki sene arka arkaya şampiyon olduğumuz zaman hatırlarsanız bir sürü bizim lehimize hakem işleri oldu. Bazen.
Orada yeri geldiği zaman bardak da fırlattığımız oldu Çakar, hatırlarsanız dergi mermici. Heykel o bir, takılmayın, onlar bir televizyon programı arkadaşlar. Orada biz 3 saat program yapıyoruz. Çok izlenen bir program olduğu için bu tamamıyla oradan bazen bazı şeyler, bazı bölümler kurgu da oluyor. Buradan gidelim, sen buradan git, böyle devam etsin falan diye yani. Oradan mesela heykel diyoruz. Öteki taraftan kebapçı Selo diyor hoca, buradan çakayım diyor. Yani bizim programda çok enteresan konular var. Yani bir bakarsan severken dövme de var arkasında. Onlar için o heykel falan, onlar o işlere takılmıyor. Beştaş'ta da mesela öyle bir durum olsa, niye Atiba'nın da heykeli dikilsin dedim. Bütün futbolcular cebinden para versin Atiba'ya dedim falan dedim. Onun için bunlara takılmayın çocuklar. Bunlar çok önemli olan doğruları, insanları doğru bilgilendirmek. Türkiye'de çünkü çok pahalı bir futbol var ama futbol yok. Şu Fenerbahçe takımı, en çok eleştirilen Fenerbahçe takımı. Bir tane içinizde Fenerbahçeli var değil mi arkadaşlar? Rahat istemiyorum, ben normal sohbet edeyim. Şimdi, Fenerbahçe'nin hangi oyunundan memnunsunuz? Bana kalsa Başakşehir maçı var. Onun dışında da Fenerbahçe'nin, Aykut hatırlarsanız, Aykut benim 15-16 yaşından beri arkadaşım. Yani en mahalleden arkadaşım. Aykut bıraktığı zaman Fenerbahçeliler, girersiniz YouTube'a bakın. Aman hocanıza sahip çıkın, geri döndürün dedim Aykut'a. Geri döndürün dedim. Doğru yorum yapmak zorundasınız. Fatih Terim gelsin diye biz Dursun Özbey'e çağrı yaptık. Doğru yorum yapmak. Sadece Beşiktaşlı olarak ben orada Beşiktaş forması kimliği olabilir. En rahatı Çakar. Her türlü konuşuyor. Hiçbir takımla alakası yok. Biz bazen mecburen körü körüne korumak zorunda kalıyoruz. Ama bazen terse düşüyoruz. Tak diyor, hangi maç diyor mesela diyor. Sen cevap veremiyorsun. Onun için bu Fenerbahçe takımı teknik direktörü şampiyon da olsa bırakacak. Belki şampiyon olacak. Ama hiç kimse beğenmiyor Fenerbahçe takımını. Kimse eleştirilmiyor. Onun için Türkiye'de futbolun düzelmesi lazım. Türk futbolcusu yetişmiyor. Bak dün ben Arda'yla beraberdim. İşte konuştuk, sohbet ettik Arda'yla. Şimdi siz burada Arda'yı mesela herkes eleştiriyor. Dün gittik Kapalı Çarşı'da bir yere gittik. Yolda yürüyemiyor çocuk. İnsanların ilgisinden, alakasından. Ama tribünden yuğulanıyor. Bakın arkadaşlar, bu statlarda antrenman bile seyredemezsiniz. Gidip de Barcelona'ymış, Madrid'miş falan. Bu çocuk buraya transfer oldu. Burada oynadı. Ha, yetmedi gücü. Bu ayrı bir şey. Kendine bakmadı. Ama bir tane Arda çıkardık. Ve onu yerden yere vuruyoruz. Her statta yuğulanıyor. Ben ona gelme dedim Türkiye'ye oğlum dedim. Parası daha iyiydi. Buradaki şartlar daha iyiydi. İşte iyi de oynasam, kötü de oynasam çok fazla taraftar baskısı yok abi dedi. Bilmem ne falan da filan da. Ondan geldi. Yani söylemek istedim. Biz kendi değerlerimizi koruyalım. Her şeyden önce. Bakın hepiniz üniversite talebesiniz. Ben okuyamadım. Neden okuyamadım? Ben 12 Eylül öncesi çok olaylar vardı. Yani benim mahallemde orada futbolcuydum, yırttım. Belki bir şey olacaktı. Futbol oynuyordum. Okuyamadım. Aile durumum, şartlar müsait değildi. Hem çalışıyordum hem top oynuyordum. İşte 15-16 yaşından sonra da işte bir de okumayı da sevmedim de yani belki de. Çok cazip değildi ama şimdi okuyorsunuz. Size ne mutlu size. Gençsiniz. Sağlıklısınız. Sağlıklı olmaya bakın. Kendinize iyi bakın ama önce iyi insan olun. Bu kadar çok fazla gereksiz fanatizm arkadaşlar iyi değil. Bakın. Şimdi bir Ali Sami Yen'e Beşiktaş ve Fenerbahçe şapkalı bayan gidemiyor. Hatırlayın Gökhan Gönül'ün karısı şapka takmıştı. Çocuklarla çocuğunla maça gidemiyorsun. Otobüs durağında aman diyorsun. Biz mesela statta gidiyoruz. Stada giderken trafiğe denk geliyoruz. Bir bakıyoruz taraftarlar orada falan. Belki oradan birisi bir laf atabilir. Hiç unutmuyorum. Abdurrahim Albayrak yıllar evvel arabasına zor bindi Kadıköy'de. 10-15 sene oluyor herhalde. Milletin saldırısından. Yani şeyinden. Arkadaşlar yani onun için tamam herkes takımını sevsin. Ama biraz da yorumları o pencereden bakmayın. O pencereden bakmayın. Çok fazla bu
İnsanlar bunun karşılığını veriyor. Bakın insanlar bunun karşılığını veriyor. Onun için heykel, o Fenerbahçe. Fener'i konuşur. Mesela Şike Sürücü dönemi Fuat abi bile bana yazı yazdı. Sinan Engin'in işte var, istersen gösteririm birazdan yazdığı yazı 2014'te. Sinan Engin'in Beyaz TV'de Aziz Yıldırım'ı desteklemadığını yaptığı konuşmalar işte rahatsız ediyor falan filan gibi yani. Ama inandığım için ben o zaman, bildiğim için bahsederek yaptım. O zaman Fenerli dediler, Beşiktaş mesela şeyde yoktu, şampiyonluk yarışında yoktu, Fenerbahçeli dediler bana. Ama ben 10 yaşında Beşiktaş'a girdim, nasıl Fenerli olacağım? Aklı vermiyor ki benim o zaman Fenerli. Bir tek Beşiktaş'ı biliyorum ben çocukluğumdan beri, 10 yaşında. Yani sonra oynamışım bir sürü, sonra menajerlik yapmışım orada, yöneticilik yapmışım mesela. Yani bu yakıştırmaları bir gün konuşuyorsunuz mesela Galatasaray'la ilgili çok güzel şey söylüyorsun. Bizden istiyor. Galatasaray'la var ya, yere göğe kaymıyor. Bir sallıyorsun abi, bir bakıyorsun Galatasaray'la. Her hafta biz şeyiz, deneme tahtası gibi. Sosyal medyada. Allah'tan bu DMMM falan okumuyorum, avukatlar bakıyorlar. Şimdi dava ediyorlar. Avukat bilmiyorum ben mesela. Geliyor bir sürü. Bir gün hiç unutmuyorum. Sizin gibi genç bir kızmış. Galatasaraylı, Galatasaraylı küfür etmiş bana. Küfür etmiş bir kız. Bir tane kıramadığımız birisi aradı. Hocam dedi ki ya dedi böyle böyle birisi var dedi. Yine gazeteci bir arkadaş. İsmini de vereyim. Gürcan Bilgi işte. Fenerbahçe'de var ya bizim Gürcan arkadaş. Abi dedi böyle böyle bir durum var dedi. Valla ben bilmiyorum ne ettiğini dedim de. Avukatlar dedim bakıyor bu işe dedi. O da avukatı aradım ben kızı. Ya dedim böyle böyle bir şey varmış bir baksana dedim. Mümkünse dedim affedelim yani. Bunun dedim ailesi dedim çok mazlummuş, babası falan çok şeymiş falan filan diye. Döndü bana, ya dedi Sinan Bey dedi, ben dedi bu dedi küfür dedi, yani bu ettiği küfür dedi şu an size telefonda söyleyemem dedi, utanırım dedi. Yani bir bilseniz dedi, genç üniversiteli, Çorlu morlu taraflarda bir yerlerde, yani o taraflarda bir yerlerde, abi yani niye küfür ediyorsun? Beğenmediysen seyretmezsin, seni sevmiyorum dersin. Yine bir tane daha böyle, yani bir sürü o geliyor da enteresanlığını söylüyorum. Akşam bekliyor, o gün de geç geldim televizyona, program bizim 11'de olduğu için geç geliriz bazen erken geliyor. O gün de geç geldim. Kadıncağız, başörtülü bir ablamız, çocuğuyla beraber, bir de kızı da var, bizi bekliyor. Böyle böyle getirdi. Bu dedi işte dedi eve de tebligat geldi dedi. Böyle böyle dedi. Bunu affeder misiniz dedi. Estağfurullah dedim. Niye affedelim yani? Neydi lan? Ne olmuş dedim. Küfür etti. Canı sağ olsun dedim. Televizyona gelmiş. Kadın saatler. Annesi düşürdü duruma bak. Annesi gelmiş bana orada yalvarıyor. Onun için arkadaşlar yani çok fazla bu işlere takılmayın. Heykele meykele. Ama Fatih Terim'in bana göre heykeli dikilmelidir. Bak, eğer ayrıca Fatih Hoca'ya da kızgınımdır. Bak çok eski de dostumdur, kızgınımdır da. Çok geliştirdiğim zamanlar olmuştur. Çok iyi de dostumuzdur, abimizdir, milli takımlar ama kızgınım da yani. Ama gerçek bir şey vardır. Yani eğer bu heykel mevzusu varsa, yapılıyorsa dikilmelidir yani. Çünkü 4 defa geldi, şampiyon olduk. 5. geldi yine olacak belki. Abdurrahman Bayrak da aynı şekilde. O da beraber geldi. O da şampiyon. Onlar dedim bir potresini yapsınlar yani. Hak ediyor dedim. Hak ediyorlar yani. Düşmüş olan bir Galatasaray yerden yereydi. Ayağa kaldırdı. Fatih Terim büyük antrenör falan değil arkadaşlar. Çok büyük hoca falan da değil. Ama Galatasaray'da farklı bir adam. Farklı bir adam. Kimse kimseden fazla futbolu bilmiyor. Sizler de beni kadar biliyorsunuz. Herkes futbolu biliyor. Önemli olan iyi malzemeyi kullanan iyi antrenördür. Bu okul için de gereklidir. Aynı şey, aynı malzeme, aynı okulda da şartlarda, öğretmenlerle ilgili falan da filan her şey için geçti. İyi futbolcuyla iyi antrenör olursun. Hiç unutmuyorum, bir anımı anlatayım size. İngiltere'de bir maç seyrediyoruz. 2 sene önce Arsenal Barcelona maçını seyrediyor. Bakın arkadaşlar, böyle maç oynanıyor. Bakıyorsun, normal bir top oynanıyor. Bir tane bir çocuk var orada, onun ayağına top gelince oyun bir anda farklı oluyor. Böyle gidiyor falan. Messi. Yani bunun antrenörlükle ama o antrenör Guardiola ile falan alakası yok. Bu yeteneğiyle alakalı. O yeteneği de ona katkı yapıyor. Yani sen iyi teknikle
direktörsen ne yapacaksın? Onu iyi yönlendireceksin. Onun için hayatta da bu. Yönetici de bilmiyorum. Herhalde değişik bölümlerde okuyorsunuz. Yöneticilikte de budur. Eninde sonunda bir yerde buluşmak lazım. Bakarsın mesela. Geçen gün mesela bir konuyla ilgili bir şeyimiz var, bir yerimiz var. Kirayla ilgili konuşuyoruz. Dedik ki kadıncağıza, böyle kalabalıkta bir ortamda, değişik de böyle entelektüel de böyle bir tarz bir kadın. Ama kirayı ödemiyor. Havalama kirayı ödemiyor. Çıkarıyoruz biz de. Dedik ki böyle böyle dedik. Bir konuyla ilgili dedik işte bir şey yap. Ay dedi ben dedi pazarlık falan yapmam dedi. Dedik o zaman dedi. Ben de Oğulcan'la beraberdik hatta. Hadi gidelim biz ona. Sonra ertesi gün devamlı aradı. Ya ne oldu falan. Pazarlık yapmıyor musun dedik. Biz de o fikri kabul etmiyoruz. Ya veriyor. Tamam siz ne isterseniz. Yani onun için erken teşhis, erken konuşma, erken sinirlenme. Beşiktaşlar ne oldu? Gidiyor musunuz çocuklar? He? Beşiktaşlar derse mi gidiyorsunuz? Hayır, biz dersi var hocam. He? Ders var. Var mı? Nasıl ders ya? Dersi iptal istediniz ya. Onun için var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Soru soran yok herhalde. Ne canım? Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hoş. Şimdi ligde son haftaya gelindi. Evet. Sizin tahmininizce bütün maçlar cumartesi günü 7'de konulmuş sanırım. Sizin tahmininiz ne yani? Galatasaray puan kaybedip Fener yani birinciliğe oturabilir mi? Sizin fikrinizi öğrenmek. Her şey olabilir. Yani her şey olabilir biliyor musun? Şimdi Başakşehir takılabilir. Başakşehir takılabilir. Galatasaray yenilebilir. Fenerbahçe şampiyon olabilir. Fenerbahçe yener. Galatasaray yenilir. Başakşehir yener. Başakşehir şampiyon olur. Direkt Galatasaray yener. Galatasaray şampiyon olur. Her ihtimali biz de merak ediyoruz. Yani 3 tane maç aynı anda seyredeceğiz. Her ihtimal olabilir. Sen hangi takımsın? Fenerli misin? Olma ihtimali %30. Olabilir. Sizce tahmin kim şampiyon olur? Ben Galatasaray'ı bırakmaz diyorum buradan. Yani ben bırakmaz diyorum yani. Buradan bırakmam. Ama futbol bu. Futbol bir şey yani. Ha. Kim şampiyon olsun dersen Başakşehir olsun. Ne dediğim çünkü. Başakşehir. Evet arkadaşlar, var mı başka? Pek soru soran yok herhalde. Beni görmeye mi geldiler acaba arkadaşlar burayı? He? İlk defa ne güzel valla. Kibar bir öğrenci grubu var. Hiç kimse soru sormuyor. Evet. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hocam Arda Turan'a verilen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok. Yani bir futbolcunun futbol hayatını bitirmek bu. Yani futbol hayatını bitirmesini yani gerektiren ne yaptı dersen yani hakemler de çok mu masum? Şimdi hakemler çok mu iyi maç yönetiyor? Hakemlerden çok mu memnunuz? Değil. Ha Arda'nın yapmış olduğu tepki doğru mudur? Yanlıştır. Ha şimdi Arda olmasaydı bu mesela bu hareketi yapan normal Mehmet Topal olmuş olsaydı veya yani Galatasaray'dan Serdar Aziz gelen normal bir oyuncu bu olur muydu? Olmazdı. Bu tamamıyla geçmişte yaşananların bir birikintisi Arda'ya. Bir birikim bu. Ondan dolayı bana göre çok. Bu öldürmeye yönelik yani futbolcunun futbol hayatını bitirmeye yönelik bir ceza bu. Ağır olmuş. Bana göre çok ağır. Bana göre çok ağır. Evet. Ercan Aslıokça, Spor Yüksek Okulu'nda öğretim üyesiyim. Siz uzun yıllar futbolun içindesiniz. Evet. Futbolcu olarak, yönetici olarak da görevler yaptınız. Şimdi de yine futbolun içindesiniz. Kulüpleri biliyorsunuz. Futbolu yönetenleri diyelim, spor da belki aynı şekilde içeriye girecek. Şimdi bizim ülkemizde 12,5 milyon 14 yaş altında çocuk var. 18 yaş altına çıktığımızda bu 17-18 milyona çıkıyor.
Almanya'da yaşayan Türkler var. Onların içindeki sayıya baktığımızda belki 5-600 bin çocuktan bahsediyoruz. Bugün Almanya'nın futbol takımının ilk 11'inde 3 tane Türk futbolcu oynayabiliyor. 2000'li yılların başında bir program başlattılar. Antrenör eğitimiyle çocukları ele alıp ve o çocuklar, içinde Mesut Özil'ler de var, 2014'te Brezilya'da Brezilya gibi bir takıma 7 gol atarak dünya şampiyonu oldular. Yani 14-15 yıl sabırlı bir programla böyle bir takım yaratılabiliyor. Biz bunu yapamıyoruz. Kulüplerimizde para mı yok? Çok var. Çok para var. Sadece belki sabırlı yöneticilere ihtiyacımız var. Kulüp başkanları 2 yıllığına seçiliyorlar. 2 yıllık projelerle işe başlıyorlar. Devleti yönetenler de aynı şekilde. Bizim bir işe başlayıp en az 10 yıl sabrederek çocukları ele alıp iyi antrenörlerle bu eğitimi başlatmamız lazım. Üst düzeyde dünyanın en iyi antrenörleri geliyor. Bugün Löw Fenerbahçe'ye geldi. Oradan kovuldu, Adana'ya gitti. Sonra Alman milli takımın başına geldi. Hala sözleşme yok. Demin verdiğim örnekle ilgili. Yani istediğin kadar Löw mesela. Değil mi? Evet. Adana oralarda. Bizim Gordon Milnes şampiyon yaptı gitti. Her şey futbolcuyla alakalı. İyi malzemeyle alakalı her şey. Şimdi bu sizin söylediğiniz, biz de altyapıdan yetiştik. Yani 10 yaşında, 11 yaşında Beşiktaş'a altyapısına geliyor. Şimdi bu mesela futbolu bırakıyor. Hemen altyapıdan hoca yapalım seni diyorlar. Mesela onun mesela daha çok eğitime ihtiyacı var. Daha yeni antrenör altyapı hocası oluyor mesela yani. Aslında ayrı bir bütçe harcamak lazım. Tabii tesis çok önemli. Tesis sıkıntısı var. Biz 20 sene, 25 sene önce Avrupa'ya gidiyorduk. Sahaları görüyorduk. 15 tane sağ çim sağ yan yanaydı. Hanginde oynayacağını şaşırıyorsun. Yani bak gençler düzeyinde gittiğimiz zaman. Burada tesis sorunu var. Burada tamamıyla altyapıda. Şimdi altyapıdaki çocuklara baktığınız zaman çoğu çok fakir aile çocukları. Yani bizim de küçüklüğümüzde hep öyle. Hep fakir aile çocukları. Zengin çocuktan futbolcu olmaz. Olmuyor. Olmaz çünkü yani. Onun için altyapıya ayrı bir fon futbol federasyonunun ayırması lazım. Yani kulüplerin de ayırması lazım. Altyapıda görev yapan antrenörlere çok az para veriyorlar. Bakın, altyapıda görev yapan antrenörlere bakın. Mesela 4 ay, 5 ay, 6 ay maaş almayan hocalar var. Evet. Yani onun için tamamen her şey maddede ama demin dediğiniz gibi sizin en önemli konu yarışmacı oluyor gelen başkanlar ve altyapıya bana ne ya diyor. Ben diyor şampiyon olamazsam gideceğim diyor. O altyapı farklı bir şey. Federasyon başkanları da öyle. Hepsi onlar için. Ki özellikle altyapıdaki eğitimin çok düzgün olması lazım. Aslında bakın Türk genci en iyi antrenörler, en deneyimli, en bilgili antrenörlerin orada görev yapması lazım ama iyi para vermek lazım. Aslında Türk futbolcusu, Türk genci yeteneklidir. Evet. Yetenekleri var. Genetik olarak bir genetik Akdeniz ırkı yeteneğimiz var. Yani Brezilyalılar gibi yeteneğimiz var. Almanlara baktığın zaman öyle değildir. Daha İngilizlere bak, daha şeydir. Yani sert, fizik gücüne dayalı. Ama mantık onlarda. Mantık. İyi eğitimli olmayan antrenörlerle hasbelkader bütün sistem aynı olduğu için milli takımlara kadar yetişmiş oyuncuya dünyanın en iyi antrenörü getiriyorsunuz, adı bunu şampiyon yapın diyorsunuz. Olmuyor. Aynen. Onun için temelden bu işin çözülmesi lazım. Altyapıya dediğimiz gibi kulüp başkanlarından ziyade futbol federasyonu. Evet. Ama kulüpler de sporcuyu yönlendiriyor. Çünkü onun için kendi altyapılarını sayılı iyi adamları getirecekler, iyi parayı verecekler ama 10 yıl karışmayacaklar. Işte. Aynen öyle. Teşekkürler. Rica ederim. Başka var mı arkadaşlar? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş. İlk konuştuğumda arkadaş şey dedi, eleştiririz, eleştiriye de açığız. Bir konuştunuz, herkes dışarı çıktı. Beşiktaş grubunda. İşte ben bu konuda bir şeye değinmek istiyorum. Şiddet konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü Fener Beşiktaş maçında, geçen haftanın derbi maçında ve Ahmet Spor'un dışlanma hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bir çözüm yolunu buluyorsunuz? Şimdi o Ahmet Spor konusu farklı bir konu. Biraz o siyasi bir konu. O konuyu çok farklı. Buradan şimdi söyleyeceğim bir şey farklı algılanabilir. O ayrı bir şey. Ödüktürlü Fenerbahçe Beşiktaş konusu dediğin zaman o bu maçını mı söylüyorsun? Derbi maçı. Derbi. Kupayı diyorsun. Hı hı.
Neyini soruyorsunuz? Kupa kupa ziraat kupası. Efendim? Kupayı diyorum. Kupayı diyorsun ha. Şimdi bak senin mikrofondan ses az geliyor buraya şey. Şimdi sağlık yani. Bakın arkadaşlar. Bir futbol sahasında bir maç eğer tatil ediliyorsa hakem tatil etmişse bu maç ev sahibi takımın aleyhine 3-0 hükmen olur. Dünyanın her yerinde. Ben bunu ekranda da söyledim. Hatta şey yaptılar işte Beyaz TV'de nasıl böyle söylüyor. Kumpas falan değil. İşte kumpas getirmişler falan. Kumpas öyle olmaz. Hatta o lafı da söyledim ben Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim. Yanlış yönlendirdim işte. Ama o Beşiktaşlı kardeşler bunları işine gelmiyorlar mesela bazı. Bu laflar mesela. Bunu hiç kimse söyleyemedi. Nasıl söyledi dediler. Evet tabi Cumhurbaşkanı'na dedim. Yanlış yönlendirmişler. Ne kumpas? Kumpas öyle olmaz. Kumpas sahaya atlar 10 kişi, 5 kişi, futbolcu bilmem ne. Odur. Sahaya ilk defa mı çakmak atılıyor, taş atılıyor? Ama Şenol Hoca rol yaptı veya yapmadı. Hiç fark etmez. Eğer maçın hakemi maçı tatil etmişse o maç Fenerbahçe'nin hükmen mağlup olması lazım. Başka hiçbir şey yok. Hani bu Beşiktaş için de geçerli olsa. Galatasaray için de hangi sahada olursa olsun. Hatırlayın Trabzon'u hatırlayın. Evet Beşiktaş'ın orada Beşiktaş alındı. Şimdi ben size soruyorum mesela bu Fenerbahçe maçında yaşanan Trabzon'da yaşananları düşünün. Trabzon'un stadında Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'in durumunda olduğunu düşünün. İçeri kaçtığını düşünün. Ne olurdu Trabzon? Aykut Kocaman kaçmazdı. Bakın. Aykut değişik bir çocuk. Evet. Olabilir. Yani kaçmayabilir ama bilemezsin oradaki şartları. Oradaki olayları. İşte ama işte kumpas diyorsunuz mesela bak. Daha büyük olaylar var ama kumpas değil. Değil. Taraftarlar orada olay çıkarmışlar. Şenol Güneş içeri kaçtı veya kaçmadı. O önemli değil. Önemli olan buradaki hakemin verdiği karardı. Hakem ne dedi? Maçı tatil ettim dedi. Bitti. Hükmen işte yeniden baştan oynatacaklardı. Pepe kırmızı kart gördüğü için oynatamadılar baştan. Kural olmuyor. Hadi oynatalım. Ama Beşiktaş kulübü doğru yapmıştı. Yani maça çıkmamakla doğru bir hareket yapmıştı. Çünkü camiası böyle istiyordu. Başka var mı arkadaşlar? Hoş bulduk. Geliyor ha. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ben bütün arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar birbirinizden nefret etmeyin. Ben Galatasaraylı olarak hafta sonu Fenerbahçe şampiyon olursa çıkacağım alkışlayacağım veya Başakşehir olursa da alkışlayacağım. Lütfen birbirimizden nefret etmeyelim arkadaşlar. O bunu yapmış, o bunu yapmış, hiç fark etmez. Bu bir spor sadece. İkincisi size şunu sormak istiyorum. Şöyle bir algı var. Türk futbolu Avrupa'dan çok geri, çok geri. Bu sene Beşiktaş çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde takır takır top oynadı. Geçtiğimiz yıllarda Osmanlı Spor çıktı, oynadı. Konya Spor çok iyi futbol oynadı. Galatasaray en son katıldığı yıl Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi top oynadı. Niye ülkemizde böyle bir algı var? Biz Avrupa'nın çok gerisindeyiz diye bir algı var. Şimdi bakın, oradaki futbolcu bütçesi çok yüksek. Mesela orada 80 milyon euro stopere veriyor. Burada 80 milyon euro Beşiktaş'ın bir bütçesi o kadar değil. Bir tane stopere veriyor. Yani oradaki Bayern Münih'ten bir tane futbolcuyu alamazsın. Çok yüksek. Oradaki bütçeler çok yüksek. Ama ona rağmen iyi mücadele ediyorsun. Yani ona rağmen kötü değil. Ama Avrupa'nın önünde olman için, Avrupa'nın aynı ayarda olman için daha üst kalibre oyuncular alman lazım. Daha. Yani ben mesela o da bir televizyon oyunuydu yani. İşte Beşiktaş Bayern Münih içinden geçecek. İşte yazık oldu Bayern. Bunlar da bir oyun. Orada bir kurgu var, bir şey var orada. Biz de biliyoruz Bayern Beşiktaş'ın ne yapacağını. Bayern normalde bu kupanın sahibi olur. Bakma Real Madrid maçında falan da seyrettiyseniz tek kale oynadılar yani Bayern çok güçlü bir takım. Çıkması gereken en zor takım çıktı Beşiktaş. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Kendimize güvenelim. Aşağılık kompleks olmasın. Wagner Love bile karşı karşıya kaldı. 10-11 oynarken. Bırak çekti gazı.
Bu aşağılık kompleksi de var bir de bizde yani. Avrupalı bizden çok iyi, çok işte. Değil. Öyle düşünmeyeceksin. Biz hep iyiyiz. Ha yenelim, sen yenelim. Biz iyiyiz. Biz güçlüyüz. İşte yaptı Galatasaray aldı. Fatih Terim işte bunu yaptı. Fatih Terim farkı oydu işte. Dediğim gibi sevmeme derken genel anlamda futbolla alakalı da insanlar birbirini sevmiyor. Bir insan bir hata yaptığı zaman sosyal medyada Allah yakaladık diyor. Eyvah sanatçısı, futbolcusu, işte ne bileyim yazarı bir şeyini yakalandığına yandın. Yandı. Yani onun için toplum olarak biz böyleyiz. Şimdi yurt dışına gidiyorum ben. Benim oğlum da yurt dışında okudu. Arabada kavga arıyor, çağırıyor falan filan böyle. Oğlum yürümüyorum falan. Bu kadar baba diyor burada diyor. Bizde öyle değil. Bizde el freni çekiyor, levyeyi kapıyor, sopayı kapıyor hazırlamış falan. Böyle bir dünya var mı yani? Hatırlayın mı Burak Yılmaz olayını? Hatırlıyorsun değil mi? Adam sopayı çıkarıyor. Böyle bir şey var mı ya? Sopayı çıkarıyor diyor ki sopayla adam bu. Yani işte önce sen bunu, önce bizim yasalarımızı çıkarmamız lazım. Bilmiyorum hukukçu var mı içinizde? Önce caydırıcı olacağız. Önce cezalardan korkacaksın. Adam diyor ki burada yaşadım 7 senedir bir kavga görmedim diyor. Karakola düşme diyor. Kuralı koymuş. Bu diyor yasak diyor. Kural. Bununla ilgili karakola düştüğün an belli karşısında yazıyor bu diyor. Ya bizde öyle bir şey yok. Bizde hallediyorsun. Yasa. Yok öyle bir şey. Biz cezaları caydırıcı olacak bizde. Ondan dolayı diyorum yani korkacak da korkmuyor ki. İnsanlar korkmuyor ki yani. Devletten korkmuyorlar ki. Her şeyi nasıl çıkarım, nasıl ederim falan. Değil. Biz yasaları koyalım, kuralları koyalım. İnsanlar boksunlar, birbirini sevsinler, saygı duysunlar. Onun için bakıyorsun sosyal medya. Bakıyorsun abi Twitter'da herkes o ona küfür ediyor, ona küfür ediyor, ona küfür ediyor falan. Almış başını gidiyor. Nasıl engelleyeceksin? Çoğu insana bakıyorsun, kullanmıyorum dedi, kapatıyorum dedi, bilmem ne dedi falan filan dedi. Engelleyemiyorsun ki. Ya, ama niye? Korkmuyor çünkü. Nasıl bir şey olur? Bu Twitter'ı kullanıyorsa senin cep telefonun gibi bunun işlem görmesi lazım. Nasıl cep telefonundan birine küfür edersen, hakaret edersen gidersin savcıya verirsin. Ama öteki türlü adamı bulamıyorsun. Fake hesap açmış bilmem ne veya yurt dışında yaşıyor, oradan açıyor, oradan sana küfür ediyor, oradan döndürüyor. Onun için birbirimizi sevelim en güzel şey. Ama birbirimizi biz sevmiyoruz zaten. Futbolla alakalı değil ki. Genel anlamda sevmiyoruz. Genel anlamda sevmiyoruz. Yani. Başka arkadaşlar? Buyur hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Fenerbahçe'de olarak Fenerbahçe'yle bir şey sormak istiyorum. Şimdi başkanlık seçimimiz var. Şimdi neredeyse tüm Türkiye'deki Fenerbahçeliler öyle görünüyor ki herkes Ali Koç diyor. Galatasaray kulübünde Aziz Başkan devam ettiği pankartı çıkıyor. Biraz espri çıkıyor ama hala daha da sanki Aziz Başkan kazanacakmış gibi de korkuyoruz onu söyleyeyim. Görüştük mü bu konuda yani fikriniz var mı veya bir istihbaratınız var mı? Siz kim istersiniz? Ali Koç tabii. Merhaba. Dün bana Kapalı Çarşı'da bir kadın öyle güzel de böyle sosyetik gitti ama yaşlıca da bir kadın böyle yanında bir kadın dururken böyle aa dedi falan böyle yumuşak yaptı önce. Aa dedi falan dedi Ali Koç varken dedi Aziz Yıldırım dedi nasıl dedi bir şey yapıyorsunuz falan filan dedi bana. Şaşırdım sonra. Böyle mi? Hiç yakışıyor mu size falan filan başladı falan filan. Allah Allah dedim abla ne diyorsun yürü işine bak. Bana dedim Ali Koç'tan da ve şeyden de Aziz Yıldırım'dan da Aziz Yıldırım benim dostum olabilir ayrı bir şey. Ali Koç da dostumdur ama ha bana sorarsan kim kazansın dersen işte fikir beyan etmeyeyim. Ayıp olur ama çok bir seçim, çok zor bir seçim olacak ikisi Adana'da. Yani Ali Koç gibi geliyor bana bilmiyorum da. Yani bilmiyorum da yani görüntü o. Görüntü o ama şimdi diyorlar ki Aziz Yıldırım'ın işte kemik oyları var. Abi yani ne kadar çok o kemik oylara kontrol edebilirsin onlara. Ya bir de bu Ali Koç yani. Bir de enteresan vaatleri var. İşte 3 Haziran'da şöyle kasada para olacak, burada para olacak, öyle olacak. Fenerli heyecanlanıyor Ali Koç deyince. Ali Koç kazanırsa iyi. Kaybederse Fenerbahçe için kötü olur. Çünkü seyirci maça gitmez. 5000 kişi falan gitmez. Sıkıntılı günler bekleyebilir Fenerbahçe.
yine bağlantılı olarak yani Fenerbahçe'yle ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir de taraftarın Aykut Kocaman'la ilgili sorun var, onu da görüyorsunuz herhalde. Yani çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin neredeyse resmi sosyal medyayı takip ediyorsanız yani girilecek durumda değil. Taraftar Fenerbahçe kazandığı maçlardan sonra bile takımı eleştiriyor, Aykut Kocaman'a işte hakaretler, eleştiriler, her türlü. O bağ koptu değil mi? Yani o bağın kurulma ihtimali var mı sizce? Şimdi bu günlük bir şey. Bakıyorsun Aykut Kocaman maçı kazanıyor. Kocaman Aykut şöyle bir iş. Kaybediyor. Anlık. Şampiyon olsun Aykut Kocaman diye medyeler. Şimdi bütün takımı Aykut kurdu. Bütün oyuncular Aykut aldı. Konya'nın hocasıyken Şubat ayında Aykut Kocaman'la anlaşıldı. Yani takımı da kurdu aslında. Baktığın zaman takımı da kurdu. Ha, oynadığı futbol keyif veriyor mu? Heyecanlandırıyor mu? Heyecan. Çünkü heyecanlandıracak oyuncusu yok. Bir tane oyuncusu var heyecanlandıracak. Valverde'yi oynatmıyor. İyi futbolcu. Yani Alex de aynı şekilde. Ben daha ilk programı başlarken daha ikinci, üçüncü hafta Çakar dedi ki ya dedi bu dedi Valverde'yi de oynatmaz dedi. Ya hocam dedi yine teori üretiyorsun dedi. Yapma dedim. Adamın dediği çıktı. Valverde'yi de oynatmamış. Yani enteresan bir yapısı var Aykut Kocaman'ın. Bu yönde anlamış değilim. Yani Alex konusunda aynı davranışlarda, Valbuena'da ve çok da inatçı. Yani çok da inatçı, oynatmıyor da yani içeride de oynatmıyor. Hiçbir zaman Alper oynatıyor mesela, onu oynatmıyor. Yani tarzı o, Aykut Kocaman'ın tarzı o. Yıldız oyuncu pek sevmiyor. Ben de bir sorun değil de bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle ki, bir Beşiktaşlı olarak son yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında çok ciddi tribün terörünü ve nefreti görüyoruz. Bu nefret de Türkiye'deki bütün futbola sirayet etmektedir. Hatta başka spor alanlarında bile bunu görüyoruz. Bu Aziz Yıldırım'ın görevden ayrılması halinde belki diğer Ali Koç gibi bir vizyoner ve bizim Fikret Orman gibi bir vizyoner başkanıyla belki bu futbol terörü de bir miktar azalır diye düşünüyorum. Hocam bu iş tamamıyla polisiye tedbirlerle biter. Kulüp başkanlarıyla falan değil. Yani kulüp başkanları bunu her türlü, yine çıkan Ali Koç Aziz Yıldırım'dan daha fanatik. İnanın bir kelime var onu söylemek istemiyorum. Yani daha şey yani. Onun için şimdi bu Fenerbahçe Beşiktaş gerginliği en son dönemde başladı. Aziz Yıldırım Fikret Orman kapışması. Sonra Şenol Güneş Fenerbahçe, Trabzon falan filan iyice arttı bu, gerginlik arttı. Kötü bu, türbün türür. Yani ya dediğim gibi şimdi çok cahil insanlar var. Burada bizim kardeşimiz işte çok üniversite talebesi. Fatih Terim'i heykel demişiz. Ya bu televizyon programı bu. Yani o ayrı bir şey, ona heykel yapılsın diyoruz mesela. Onu nasıl dersiniz diyor. Beşiktaş'ın çarşısını göbeğine Fatih Terim heykeli dikilsi demiyoruz ki. Florya diyoruz. Yani bunu bu kardeş böyle düşündükten sonra bunları düşünüyor. Onun oradaki etkileniyor bu yorumlarda insanlar. Yani işte bakıyorsun bir gerginliği yaptılar. Şimdi diyorlar ki bize spor programları gerginleştiriyor. Hayır, ne malzeme varsa onu kullanıyorsun. Geliyorsun, hazırlamış Ertem 30 tane 40 tane madde var. Bakıyorsun. Bazısını vermiyoruz. Ya bu çok sert olmuş falan veya bu falan. Mesela bazı tweetleri var. Yöneticilerin getirmiyorum diyoruz. Yani bir sürü falan filan. Onun için yani bu tamamıyla işte diyoruz ya kulüpler birbirine ne konuşuyorsun kardeşim, kulüp başkanı birbirine sallıyorsun, ne diyorsun? Taraftarlar aslında hepsi birbirleriyle arkadaş. Amigolar, tribün liderleri hepsi birbirine samimi arkadaşlar. İstedikleri an hiçbir şey olmaz. Olay da çıkmaz, yan yana da maç seyrederler. Ama onlar da istemiyorlar. Çünkü onlar da ondan hoşlanıyorlar. Ama bu tamamıyla devletle alakalı. Devlet kurallarını, şartlarını, kanunlarını sağlam koysun. Efendi gibi kadınlar da Fenerbahçe şapkasıyla Galatasaray'a gider, o oraya da gider. Herkes insancası maç seyreder. Ya hocam lokantada seyredemiyorsun. Bazen derbi maçları oluyor, bir şey oluyor. Çağırıyorlar bizi. Abi gelin işte falan kebap işte seyrediyoruz. Ya diyorum şimdi gol olur. Şöyle yapar, hareket yapar oradan. Ne yapar falan filan diye. Yani düşün. Bu seviyede değiliz. Gelemiyoruz. Her geçen gün de kötüye gidiyor. Çünkü Toplum gergin. Çok fanatik bir toplum var. Yani sadece futbolla alakalı. Yani onun için
Hep bunu söylüyorum. Bu işlerin hepsi devlet bu işleri çözer. Başka hiçbir türlü değil. Hiçbir türlü değil. İnşallah bakalım ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Büyük, kuvvetli bir devlet. İnşallah bu işler düzelir. Bilmiyorum da insanca yaşamına bakıyorsun. Kavgalar, kadın cinayetleri. Karakola gidiyorsun, kadın diyor ki bana adam işte kocam böyle böyle. Tamam bir şey olmaz diyor. Üç gün sonra öldürülmüş buluyorsun kadını. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Bakıyorsun sapık bilmem ne diyor işte. Hanım daha çok televizyon seyrediyor. Bakıyorsun bilmem ne diyor. Adam ceza almamış çıkmış. İşte cinsel taciz var bilmem ne bir sürü şeyler var falan filan yani. Böyle bir şey yok abi. Dokunamayacaksın. Hadi yurt dışında yap bakalım. Yurt dışında yap. Allah muhafaza asansörde falan bir kadınla falan yan yana denk gelmeye falan korkarsın yani. Bir çıksa üstünü başını birisi aa bana saldırdı diye yandın. Hemen gittin hemen karakola. Anlat derdin yurt dışında yani böyle bir durum var. Bizde de olsun abi. Bizde de olsun. Başka arkadaşlar var mı? Söyle. Buyur kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Bir Galatasaraylı olarak Fatih Terim'in heykelinin dikilmesini söylediğinizde ötürü de çok teşekkür ediyorum. Ama ondan sonra söylediğiniz şey dikkatimi çekti. Fatih Terim iyi bir hoca değil dediniz. Çok iyi bir hoca değil dediniz. İyi dinlememişsin çünkü bu. Şey sormak istiyorum. Sadece sizin için değil. Hani sizi taşa sana tutmak için değil. Sana ben bir şey soracağım. Ben seninle soracağım. Size taşa tutmak için değil. Milli takım. Hayır sana bir şey soracağım. Hayır bir şey soracağım sana. Buyurun. İyi bir hoca değil. Sen devam et yine. Fatih Terim Karabük'ün hocasında şampiyon yapar mıydı? Yapardı. Karabük'ü. Evet. 1996-2000 siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir jenerasyon yetişti bu ülkede. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Türk milli takımının hatırlarsınız Beşiktaş kadrosundan çıkan Alpay'la Rüştü vardı. Almanya'dan gelen bir Yıldıray Baştürk'ümüz vardı. Onun dışında kim vardı? Hepsi Galatasaray oyuncusuydu. Bülent Korkmazlar, Hakan Şükürler, Arif Erdemler. İsmin ne senin? Haluk Necat. Haluk Necat, Adanyalıyım aynı zamanda. Mikrofondan az geliyor. Haluk'cum bak sana bir şey söyleyeyim. Ben. Buyurun. Fatih Hoca Göztepe'yi çalıştırdı, Ankara Gücü'nü çalıştırdı. Hepsini hocalık yaptı, yollandı. Şimdi bak bir şey söyledim ben. Fatih Hoca, bak Löv'den örnek verildi. Adana, Madana falan filan. Löv Adana'ya geldi gitti. Beşiktaş'ta, Ocak ayında Beşiktaş Gomis almış olsaydı, Gomis Beşiktaş'ın santrafor olmuş olsaydı, şu an Beşiktaş şampiyon. Her şey futbolcuyla alakalı. Sen iyi futbolcuysan, iyi antrenörünün orada konuşturursun. Fatih Terim, 2000'de çok güzel bir nesil yakaladı. Bak, inanmıyorum sana. Nesil yetiştiren insan. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Varsa yetiştirirsin. Sen şimdi beni toparlatamazsın. Şimdi burada, sende bir şey varsa, bak şimdi ben sana örnek veriyorum. Şimdi sende bir şey varsa, şimdi bunu da ben şuna atayım taşı. Tuzu atayım. Taşar mı bu? Taşar mı? Taşmaz. Burada. Ama bunu dolduralım. Dolduralım. Attın ha. Bunu attın hem buradan böyle bu taşa. Niye? Demek ki bir yeteneğin varsa zaten ama ben şimdi ne yapayım? İstediğin kadar fizik olarak bana ne yapabilirsin mesela? Bir şey yapamazsın bana. Onun için her şey tamamıyla yetenekle alakalı. Eğer bir yeteneğin varsa var olan onun üzerine Fatih Terim sana bir şey anlatır. Bak Messi örneği verdim onu verdim. Hiçbir Fatih Terim çok iyi bir futbolcu grubunu yakaladı. 2000'de. Kendi de ilave yapmış olabilir zaten olsun. İşte Hakan, Acı, Paferel'ler, aklına kim geliyorsa, Popescu'lar, bunlarla yakaladı. İyi futbolcu, Okan Emre'lerle yetiştirdi. Şimdi bu oyuncular Okan, Avrupa'ya gitti. Emre, Avrupa'ya gitti. Tuga, hepsi yani. Demek ki iyi bir futbolcu. Ha, Fatih Hoca üstüne koymadı mı? Koydu. Ama var olan bir şeyin üstüne koydu. Anladın mı? Onun için. Karabi falan yapması falan filan hani başka bir yerde söyle var aramızda kalsın. Vallahi şöyle bir şey var hani siz mesela körü körüne diyorsunuz ya biz de Adanalıyız. Fatih hocamız da her yerde körü körüne savunmaya ağzıyız yani bu konuda. Adanalı. Ve gerçekten Türk futboluna da emeği olmuş bakın, bir insandır. Bakın milli şimdi. Takım, milli takım bakın. Milli takım hocalık yaptı mı Fatih Hoca'da? İyi değildi milli takım, kadrosu iyi değildi. Efendim? Kadrosu iyi değildi mesela, milli takım kadrosu yeterli değildi bir şey yapamadı. Her şey iyi futbolcu. Bugün Gomis olmasaydı Galatasaray'ın santraforu şampiyon olamazdı. İstediğin kadar Fatih Hoca olur, istediği yapsın. Ama şans. Şöyle de bir şey var. Şimdi dediğiniz doğru. Bu işin %40'ı hoca, %60'ı futbolcu. %200'dür bazen. Futbolcu. Şimdi o dönemki oyuncular da gönüllerini koyarak
formanın hakkını, babadan kalma yadigarın hakkını vererek oynuyorlar. Ama yani burada da Fatih Terim'in bir babacanlığı söz konusu. Bak, Fatih Terim yani, babacanlık değil. Fatih Terim'in buradaki farklı bir görüntüsü var. Bak, karizma ayrı, görüntüsü. Fatih Hoca'yı gördüğü zaman kenarda futbolcu farklı bakar. Bir farkı vardır. Şimdi Tudor'u gördüğü zaman farklı bakar. Ben Tudor'u geldiğinden beri eleştiren bir insanım. Yeterli değil. Tudor ne yaptı? Yanlış şeyler yaptı. Yanlış yaptı. Yani onun için Fatih Terim'in bir Galatasaray'da Mourinho'dan bile daha faydalı olacağını ben bunları ekranda söyledim Fatih Hoca. Bak, Galatasaray Mourinho dersin, Fatih Hoca Mourinho'dan daha faydalı olur Galatasaray. Yani dışarı çıktın mı ayrı bir şey. Çünkü karizma farklı. Galatasaray taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla enteresan bir zincir düşün, kolye düşün yani. Öyle düşün. Teşekkürler sana. Rica ederim. Şu Beşiktaşlı kardeşimize ver bakalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hocam Şenol Güneş'in seneye Beşiktaş'a devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ediyor, ediyor. Hocam seneye başarılı olabilir mi bu konuda aklını düşünüyor? Şimdi Beşiktaş'ın çok oyuncuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın mesela iki tane santraforu var. İkisi de ben dedim onlara, ikisini yollayın. Wagner'de, Negredo'da yeterli değil. İşte demin verdiğimiz örnek gibi yani. Şimdi Negredo mu daha iyi santraforu, Gomez mi? Şimdi Negredo bugün 20 gol atsaydı Beşiktaş şampiyondu. Öyle uzağa gitme. 7 gol attı. Yani 20 gol yani 13 gol daha 10 gol daha üstüne koymuş olsaydı 5 puan. Yani onun için sağ taraf oyuncu alacaklar, oraya alacaklar falan filan. Beşiktaş'a 5-6 tane oyuncu lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe Güneş kalacak, önümüzde zaman kalacak. Siz neyi transferler yapmasak mı hocam? Çünkü Şampiyonlar Ligi'de bugün hala açtık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığınız zaman büyük bir dezavantaj. Yani neden o? Para yok. 50 bin euro eksisin. 50 milyon euro eksisin. Öyle düşün. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. 50 milyon euro daha fazla para alacak rakiplerinden. İnşallah ilk transfer yapılır. Bilmiyorum, herhalde Burak Yılmaz'ı alacaklar herhalde santrafor galiba. Geçen sene almadılar, çok pişman oldular. Bugün diyorlar alsaydık Burak Yılmaz'ı şampiyonluk diyorlar. Yani hata yaptılar kendilerine göre, öyle düşünüyorlar. Taraftar istemiyor diye almadık dediler ama bu sene herhalde alacaklar, öyle görünüyor. Benden duymuş ol sen de. Hocam. Buyurun. Sene başından kafızdan meşgul eden bir konu var. Bu Abu Bakar'ı biz elden çıkardık. 10 milyon avro verseydik alacaktık. Evet. Negredo'ya verdik, yaklaşık 4,5 milyon avro. Lens'i aldık. 2,2 falan. Bunlardan vazgeçip Abu Bakar'a yürüseydik, benim hep iddiam şudur. Etinden, sütünden ve kılından istifade edecektik. O çocukçayı 10 milyonla alıp 40 milyona verebileceğimiz bir adamdı. Siz ne dersiniz? Aynı fikirdeyim. Ben mesela bir de Wagner Love'u da aldılar. Onu da verdim. Onu da ilave yap üstüne. Bir de onun üstüne ilave yap. Tabii bu bölük bölçük ödendiği için sezon başında böyle bir düşünmediler Cenk'te olduğu için. Yani de Cenk'in satılacağını düşünseler de alırlardı. Yani bulamadılar. Yani evet. Yani işte ondan dolayı Cenk'in zaten mesela ilk daha Fikret Orman o zaman ilk Antalya'da Eto söylentileri varken ya dedi ben de bu Eto alırsam dedi bu işte ne o Şişmanoğlu, Uğur Şişmanoğlu bir neydi o? Ömer Şişmanoğlu. Bir de Cenk Tosun vardı da yazık olur bunlar Eto alırsak dedi. Eto oynar dedi. Bunlar dedi oynamaz, günah dedi. İşte o zaman Fikret Orman onu almadı o zaman. Şimdi Cenk Tosun'u da ondan dolayı almadılar. Yani Abu Bakar varsa Cenk Tosun önünü kapatırız diye ondan düşündüler. Ama şimdi aralarda santrafor arıyorlar. Dediğiniz çok doğru. Hep derler ucuz etin yanisi şey olur diye. Yahudinin bir lafı vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim der. Dediğim gibi bir tane alacaksın iyi. Fenerbahçe'de 4 tane santrafor vardı. 4 tane sayıyorsun. Emenike, Van Persie, işte Fernando, bir tane daha vardı. 4 tane. Bir tane santifor etmiyor tam istediği gibi Aykut'un. İşte bölük bölçük aldım mı bir tane sağlam alacaksın. Tabii Türkiye'ye futbolcu getirmek çok kolay değil hocam. Türkiye çok yani futbol yönünde çok iyi bakmıyor. Sadece paradan dolayı geliyor. Yani orada 1 lira alıyorsa burada 3 lira geliyor. Onun dışında kesinlikle Türkiye'yi çok cazip olarak görmüyor. İtalya'da oynayayım diyor. Daha diyor kariyer diyor. Talisca'yı satın alıp satar mıyız? Şimdi Talisca'yı geçen gün sordum yöneticilere.
21 milyon euro bonservisi var. 21 milyon euroyu hesap ettiren 100 trilyon yapıyor, küsür. 100 küsür trilyon yapıyor. Kendi maaşı da 4 milyon euro dediler. Öyle onu da hesap ettiler. 150, yani 150 trilyonlara falan geliyor. Çok alamazlar. Ancak kiralayabilirlerse. Alıp satma. Çok zor öyle alıp satacağını da bilemezsin. Kime. O zaman sen alıp satacaksan o zaman 20'ye adam yani öteki gider ötekine satar yani. Yani çok zor transfer var. Başka var mı arkadaşlar? Öncelikle hoş geldiniz. 100. yıl şampiyonunda etkiniz, katkınız çok büyüktü. O sene için unutamadığınız bir maç veya unutamadığınız bir hikaye var mı? O sene özellikle olan şey neydi Beşiktaş'ta? Onu sormak istiyorum. Ya yok, tabii çok 100. yılda anı çok var yani. Tabii orada biliyorsunuz Sergen vardı, İlhan Mansız, Tümer, Pascal gitmişti. Çok anılar var orada yani. Çok kilit maçlar çok vardı yani. O zaman tabii sen küçüktün bilmiyorum, hatırlıyor musun? Yani 100. yılda sen yine gol atıyordu bana koşardı. Biliyor musun? O videolar vardır hala. Evet, videolar. Ve bana ben derdim ki at gol 2000 dolar vereceğim sana cepten ayrı etten. Sonra da bu maçı seviyordu falan. İşte sana sağ kalacağım Sergen derdim falan filan. Sergen tabii kendine münhasır, değişik bir çocuk. Ben bunu aldığım zaman bana kızdılar. Çapraz bağları kopmuştu. Çok da borcu vardı her yere falan. Yazın herkes tatildeydi, ben ona antrenman yaptırıyordum. O zaman İlhan Mansız da Senegal golü atmıştı ya. İlhan Mansız'ı. İlhan Mansız da Sergen'le beraberken almıştı. Ak merkezde oturuyorduk bir gün Sergen'le. Ya İlhan'ı alacağız, bir santrafor lazım. Ya da Ümit Karan'ı alacağım, gençler evi, fena değil. İlhan da böyle karşıdan geliyor, oturuyoruz ak merkezde Sergen'le. Sergen'i almıştı, yemek yiyoruz. Sergen dedi ki, bak abi dedi, İlhan Mansız dedi geliyor dedi. Baktım tipi falan da güzel, biraz da Beşiktaş'a dedim hani böyle modern, böyle genç kızların da falan böyle seveceği bir tip olsun falan diye böyle geliyor falan. Hatta Galatasaray'da mukavele yapmıştı. Kontrat yapmıştı Galatasaray'la. Çağırdık onu, oturduk orada. Alalım seni dedik. Abi ben de Galatasaray, o zaman sağ olsun Mehmet Cansu'nun da Galatasaray'ın başkanı, onu aramıştım. Futbolcu nerede oynamak istiyorsa sorun yok dedi Sinan'cım dedi, aldık. Tabi o zaman Sergen'in kimse yüzüne bakmıyor. Sergen daha yeni sakatlıktan çıkmış. Hiç kimse. Herkes İlhan Mansız Senegal maçı. Herkes, kadınlar, kızları, dergicileri, onlar bunlar. İlhan'la röportaj yapmak istiyor. Herkes. Aklına kim geliyorsa. Deniz Akkaya gazetecilik yapıyor, röportaj ödeki bilmem ne falan filan böyle falan. Bizim Sergen'de bakıyorum hiç böyle. Koca Sergen Yalçın ya düşün. Yetenek olarak hepsinden çok fazla yetenekli. Bunlar dedi görürler dedi Sinan abi dedi. Bakalım dedi. Ondan sonra sağ olsun başladı oynamaya. Onunla ilgili bir anı anlatayım size. Dersiniz vardır diyeyim Sergen'le. Sergen biliyorsun altılı da çok sever, altılı oynar. Şans oyunlarını çok sever. Altılı bilmiyor, oynayanlar mı içinizde? Çok sever altılıyı. Altılı da biliyorsun son ayak mıdır nedir o? Beşte bitiyor galiba. Yarışıyorlar. Altıncı ayak koşuyormuş. Saat beşte. Bizim de maçlar 7'de olduğu için biliyorsunuz. 7'de olduğu için maçlar. Ümraniye'den de 5'te çıkıyoruz. 5.30'da, 1.5 saat kadar statta olursun. Hazırlanmalar, stada gidilir falan. Normal bir şey olarak. Her zaman otobüsü bekliyoruz. 5'te hareket diyor Lüçesko. Gidiyoruz diyor. Ümraniye'de otobüs duruyor. Herkes var. Bakıyorsun. Sayıyor organize masörler falan. Kim var? Kim var? Yok. Sergen yok. Yine klasik. Yarışı bekliyor. Yarış koşsun. Yani 6. son ayak. Anladın mı? Önemli. En son karar verdik. Bundan sonra dedik ki 5'e 10 geçe otobüs yiyelim artık. Hoca dedik yani. Bu çocuk kafası rahatlasın. Yani bunun kafası rahatlasın. Yarış aklında kalmasın. Tabii o değişik. Yani çekirdek yerde türlü. Yani kenardan top topluca çekirdek getirdi. Oyuna sokardık. Gol atardı falan yani. Çok iyi o. Hani Beşiktaş'ın yetiştirdiği çok önemli bir oyuncu. İnşallah ben hep bunu söylüyorum. Beşiktaş'ın hocası olur, teknik direktör olur ama tembel. Tembel olmasa, yani Allah vergisi onda bir yetenek var. Yani futbol yeteneği şey olarak farklı bir şey. Ama bir yetenek var. Yani bir maçı 5 dakika 10 dakika bile seyretmesi yeterli. Yani inşallah devrim Beşiktaş'ın hocası olsun ilerlerde. Ama çalışkan olmak lazım. O biraz şey, yani kendini çok fazla çok düşkün değil bu işlerde çalışma olarak. Arzulu değil ama
O Sergen'le ilgili var. Mesela Tümer'le hiç konuşmazlardı birbirleriyle. Benim odada oturdu Sergen mesela. Tümer gelirdi, Sergen çıkar giderdi. O gelirdi yani. Hiç konuşmazlardı ki. Birbirleriyle ne yalan vermekleri vardı. Futbolculuk bitti, arkadaş oldular samimi. Ulan dedim, niye daha önce de konuşmadınız birbirinizle futbolcuyken? Yani. Buyur kardeş. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Şimdi isterseniz biraz futboldan uzaklaşıp özel hayatınıza doğru gidelim. Gidelim. Eski eşiniz Seda Sayan'la, şimdiki eşiniz Ayşe Hanım, sosyal medyada, Instagram'da vesaire yerlerde boy boy fotoğraflar atıyorlar ve aralarında sıcak samimi bir ilişki var diye görüyoruz en azından. Peki bu konu hakkındaki sizin düşünceleriniz nelerdir? Şimdi evli misin? Hayır hocam. Bekarsın. Evet. Yani ileride şimdi benim yaşıma geldiğin zaman... Yaş kaçtı? Bazı şeyleri... Sen kaç yaşındasın? 24. Çok küçüksün. Sen doğmadan biz hayatı bitirdik. Sen doğmadan biz hayatı bitirdik. Şimdi çocuklar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çocuklar olduğu zaman, çocuklarınız olduğu zaman, buradaki çocuklarımız bilirler. Çocuklar olduğu zaman olaylar her şey farklı değişir. Farklı değişir. Şimdi benim kızım da 20 yaşında, o da öğrenci, Oğulcan yurt dışında okudu, tembel, yani o şeyle falan alakası yok, yani okulla mokulla falan filan, öyle gitti geldi okudu işte, falan ama değil, ama bir tane kızım Türkiye ilincisi, Galatasaray Hukuk'ta okuyor, kızım. Şimdi bunların ikisi sanki aynı alana doğmuş kadar çok samimiler birbirleriyle, birbirleriyle. Biz mesela kızıma, kızım, annem mi, ben mi diyorum, abim mi diyorum, abim diyor. Yani yangında hangimizi kurtarırsın diyorum, abimi diyor. Yani birini alman gerekiyorsa yangında, yani çok iyi ilişkileri var. Şimdi bunlar çok önemli şeyler değil. Yani mesela hiç bir anormallik yok. Çok şeyler görüyoruz böyle, yani evleniyor. Mesela diyelim ki sen evlendin. Ayrıldın, çocuğun oldu, çocuğunun düğünü var, hanımın, ayrıldığın hanımın bir adamla evlendi, o da düğüne geldi. Gelmesin mi? Gelsin. Aynı şey işte. Yan yana fotoğraf, çocukları için bir araya geliyorlar. Ayrıca da iyi de arkadaşlar, kimsenin kimseden bir beklentisi yok ki. Yani ben ne hanımefendiden beklentim var, ne onun benden var. Sadece çocuklarımız olduğu için birbirimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Onun için çok şey değil ama yani biz hep beraber yemeğe de çıktık. Aslında ben bugün katılacaktım da maç vardı, programım vardı, maç vardı. Ben de giderdim, resme girerdim. Çok anormal bir şey değil bunlar. Bunlar yani dediğim gibi kimsenin kimseden bir beklentisi yok, kimsenin kimseden, bunları aşmamız lazım bu toplum. Avrupa'da bunlara sıkıntı yok. Ha şöyle olabilir mesela, o tablo olmaz, evli olur. Yine ben oturmam o zaman mesela. Yani evli olur mesela, denk getirmem. Onun kocasıyla görüşmüyor. Yani o olmaz o zaman. Olur mu? Olmaz. Yani o farklı bir konu onlar. Yani ama hanımlar birbirleriyle görüşebilir, çocuklarıyla olabilir. Yani herkes herkesle konuşabilir. Var mı başka daha magazinsel? Gençliğimle anlatayım mı anılarımı? Teşekkürler hocam. He? Anlatayım mı? 24 kaç oluyor? 94'lü müsün? 3 hocam. He? 93. 93'te ben Ankara Gücü'nde oynuyordum. Evliydim o zaman. İlk evliliğimde. İlk evliliğim. Oğulcan 3 yaşındaydı. Ankara Gücü'nde oynuyordum. Maşallah. Ya. Ama ben 81-88'de esas hızlı hayatım vardı. Hızlı derken hocam mesela. Anla yani. Ne bileyim şimdi. Kızlar var burada. Kızlara şimdi şey yapma yani. Anladın? Hocam bir de ben bundan karşıyım. Mesela erkeklerin hızlı... Hangi bölümde okuyorsun? İnşaat mühendisliği son sınıf. Hikayede. Neden? Yani inşaat mühendisliğini okusan ne olacak ki inşaat işte. Annem istedi hocam. He? Annem istedi okumu. Hukukçu var mı içinizde burada? Helal olsun. Bak hukukçuları görüyor musun? Onlar zor. Sen ise ense. İnşaat soruyorsun. Medya bilmem ne diyor. Ense. Ense okulları. Medya yok işte iletişim.
Yok halkla ilişkiler. Yani yanlış anlamayın. Yani değil mi? Hukuk hukuk zor. Değil mi? Avukat olmak zor. Aslında bakarsanız mühendis olmak da çok kolay değil hocam. Baban müteahhit mi? Değil. E sen o zaman ne yapacaksın? Müteahhit mi olacaksın? Ben dolandırıcı olmayı düşünüyorum. Ne? Dolandırıcı olmayı. Dolandırıcı. İnşaatları yap veya arsayı göster, sat. Ondan sonra tapuları yollarız dersin. Olabilir. Yok, her şeyden önce arkadaşlar, gırgır bir yana. İnsanlar bazı şeyleri yaptığı zaman işte biz, Sinan Engin orada işte gitti, işte biz Beşiktaş'ta arkadaşlar, bilmiyorum derse mi gittiler falan. Hiç takılmam. Ben İnönü Stadı'nda kapalı tribünden yukarıdan aşağı doğru son imparatorluğu Les Emperio diye bana böyle pankart asmışlardı arkadaşlar. Beşiktaş'ta başbakan diye bağırıyorlardı. Hatta Serdar Bilgili bana bugün dedi ki ya Sinan dedi yapma dedi, Tayyip Bey dedi ayıp olacak dedi, Tayyip Bey başbakan diye bağırıyorlardı. Ama hiç önemli değil. Beşiktaşlılar kızabilir, sıkıntı yok. Ama önemli olan siz inandığınız doğruları konuşun. Hepiniz gençsiniz. Hiç kimseye bakın. Herkese ilgi, alaka, iyi niyetli olun. Bakın, güler yüzlü olmak, iyi insan olmak, mütevazı olmak, terbiyeli olmak kötü değildir. Sen ne kadar mütevazı davranırsan, güler yüzlü davranırsan karşındakini onu teşvik ediyorsun. Karşındaki sana eğer baktım böyle davranıyor, aynısını yaparsın. Sen ona güler yüzlü davranırsan, ben sana nasıl davranırsam, ben sana nasıl konuşursam, sen de bana öyle konuş. Ben seni ona itiyorum. Onun için, şimdi bana der mesela Çakar, ya kardeşim hiçbir kötü yok. Var, kötü olanlar da var, ayrı bir şey. Ama sen iyisen, sen iyi davranırsan, gelirken saygın böyle yaptı bana. Abi dedi ya dedi, Ahmet Hoca dedi biraz bir yerlere gidiyoruz dedi. Biraz dedi tedirgin dedi. Beni de arar mesela Çakar. Sinan'ın neredesin? Buradayım. Kim var? Hocam gel bir şey yok işte gel bana. Mesela. Önemli olan rahat olmak. İstediğin yere rahat girebilmek. İnsanlara korkmayın. İyi insanlıktan, güler yüzlülükten zarar gelmez. Laf koydum. İşte ona şöyle yaptım. Ona bunu yazdım. Hiçbir artı sağlamaz sonunda. Sonunda her zaman doğru kazanır. Bakın doğru bildiğinizden. Kimseye de bir yerde dinlemiyorum. Ama mütevazilik, efendilik hiçbir zaman zarar gelmez arkadaşlar. Hayatınızda da bak hukuk fakültesinde okuyorsunuz. İyi arkadaşlar edin. Hepiniz birbirinizle arkadaş olun. Yarın biriniz savcı olur. Öteki hakim olur. Birbiriniz o olur. Hepiniz birbirinize bağlantılı işler yaparsınız. Hayat budur. Onun için ama dediğim gibi öncelikle kalbinizi temiz tutun. Kimseyle ilgili kötü düşünmeyin. Şimdi ben yorum yapıyorum. Çakar mesela çok sert yerim yapıyor, çok sert yapıyor. Ben utanıyorum ya hocam bu da mı söylenir diyorum. Ama aslında bir öğretmen için ya bunun da derste bile kardeşim çok kötü ya bu da öğretemiyor demek ona en büyük eleştiridir. Ama Ahmet Çakar sen adam değilsin, sen böyle değilsin. O bunu söylüyor. Hakikaten ama aslında bir adamın mesleğiyle ilgili bir teknik direktörü ya bu takım yanlış oynuyor, bu taktik ne, bu takım falan bu ona en büyük hakarettir aslında. Onu anlayan çok iyi anlıyor. Ama öteki türlü onur kırıcı yaptığın zaman olmuyor. Yani bu ülkede sadece Beşiktaş'ta Fenerli, Galatasaraylısı insanlar seyretmiyor futbolda fanatikleri. Bir de normal futboldan çok uzak olup da bizi dinleyen hanımlar da var, onlar da var. Ha bak bu doğru söylüyor, bu da doğru söylüyor, bu da doğru. Onun için yani körü körüne yorum yapmayın, körü körüne eleştiri yapmayı bunlar çok seviyor. Şimdi ne oldu? Ben TV8'de çalışıyordum daha önce. Beyaz TV biliyorsunuz. Melih Bey'in Aziz Yıldırım'ı ben şike adına orada en çok konuşan, koruyan insanlardım o zaman. İnandığım için ama. Melih Bey'in televizyonunda transfer oldum ben. Melih Bey'le de Aziz Yıldırım'ın arası çok kötü mesela. Bir günde bana daha Melih Bey bana bir gün hatta yemek yiyorduk böyle bir gün. Bana dedi ki ya Sinan Hocam dedi. Aziz Bey dedi bana dedi bize dedi çok şeyler yaptı ama sizin dostunuz bir şey söyleyeyim. Daha bir günde bana bu Aziz Bey'i de ne kadar koruyorsun demedi adam. Çünkü o da bazı şeylerin doğru olduğunu biliyor. Ben o kanaldan Melih Bey'in yani ben almam mesela. Yani benim
aramın bozuk olduğu bir adamı koruyan bir adam, ben kanalımı almam. O aldı mesela. Demek ki bildiği varmış. Onun için siz doğru olun, doğru konuşun. Ama en nihayetinde en bir numarası arkadaşlar, iyi insan olun. İyi insan olun. Şimdi yani şimdi kalkmış, üniversitede okuyor çocuk. Bak üniversite okuyor, heykel dediğiniz diyor, size diyor yakıştıramadık diyor. Şimdi televizyondan ben bu hafta yorumu yapayım onunla ilgili. Buradan yapmayayım. Yani derim ki yani öğretmenlerde bir sıkıntı var derim, okulun öğretmenlerinin, müdürlerinde derim yani. Rektörde falan derim yani. Yani oradan onu nasıl çıkarabildin? Ha derim ki Beşiktaş'ın çarşısının ortasına bir tane Galatasaraylı Fatih Terim'in heykelini dikin. Bu Beşiktaşlılar geçerken görsünler falan. Ondan Beşiktaş değil yani. Yani üniversitede okuyan bir çocuk böyle bir soru soruyorsa bir şey diyemez. Ama o şartlanmış. Çünkü şartlanmış, onun konusu farklı. Başka var mı? Söyle yakışıklı. Ne yapacağım? Söyle. Milli takımdan bahsedecektim. Şu an Lucescu teknik direktörlüğünü yaptı milli takım. Ve şu an milli takım hakkında Lucescu'nun kalıp kalmayacağını soracaktım sizlere. Ya da Abdullah Avcı'nın gelme ihtimali var mı? Ya da Şenol Güneş'in Beşiktaş'a bıraktığı zaman milli takıma gelme ihtimali var mı? Bu Şenol Güneş vardı gündemde. Abdullah Avcı'da her an her şey olabilir. Efendim? Yok, ben zannetmiyorum. Yani eğer Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakırsa olabilir. Abdullah Avcı arkadaşlar, bu memleketler her şey olabilir. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Euro 2016'da milli takımımızı gölgeleyen bazı olaylar oldu. Gerek Fatih Terim'le Arda Turan'ın arasında yaşanan olaylar falan. Bu olaylar hakkında bilginiz var mı? İkisi de hatalı. İkisi de hatalı. Ego savaşı yaptılar birileriyle. İkisi de zarar verdi milli takıma. İkisi de hatalı. Detaya çok fazla girmeyelim. İkisi de hatalı. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hemen bir selfie alalım. Alalım. Ondan sonra da plaket takdimi olacak. Selfie şu enerji. Şöyle gelsene çocuklar şöyle. Evet, bir yerde toplanalım. Gençler sizi bir alalım. Şöyle. Şöyle ortaya. Evet, alkışlarla. Tabii ki gösterip görüntüyorum. Evet, Sayın Genel Sekreterimizi de hemen plaket için Mehmet Yalçın'ı buraya davet ediyorum. Böyle bir değerli şahsiyeti üniversitemizde bugün ağırlamış olmak ne kıvanç duyuyoruz. Eminim hepiniz de istifade etmişsinizdir dostluk ve spor adına. İyi günler.